El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu hani herkesin ulaşmayı dileyip de bir türlü ulaşamadığı. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yazılmış. Yani mutluluğu yaşayabilecek olan vasıflarla donatılmış. Biz insanlar hayata getirildiğimiz zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Gözlerimizde hicab-ı mestür adlan, adı verilen gizli bir perde. Görme hastamızın üzerinde kışavet adlı bir örtü. Kulaklarımızda vakra, duyma hastamız mühürlü. Kalbimizde ekinnet, kalbimizin idrak hassası mühürlü. Öyleyse uzuvlarımız üzerinde engeller var. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. O insanlar ki onların gözleri vardır ama görmezler, o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla duyamazlar. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ondan sonra onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar gaflette olanlardır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Burada nelerden bahsediyor Allah Teala? Ayn diyor, gözleri vardır. Azanihim diyor, onların kulakları vardır diyor. Ve kalpleri olduğunu söylüyor. Gözler, kulaklar ve kalplerdeki engeller. Ama İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a inan, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların görme hastalarının üzerinde hicab-ı mesture vardır diyor. Görmelerini engelleyen bir engel. Onların
kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Öyleyse gözlerindeki hicab-ı mestures gizli perde sebebiyle irşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarındaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorlar, yani manasına varamıyorlar. Ve kalplerindeki ekinnet sebebiyle idrak edemiyorlar. A'raf suresinin 179. ayeti kerimesinde sadece uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini söylüyor. Allah-u Teala fıkıh edemediğini, idrak edemediğini söylüyor. Yani uzuvların hangi sebeple ne olduğunu değil, sadece A'raf 179'da gözlerin göremediğini, gözlerin var olduğunu o insanlarda, ve lehum ayunuhum, onların gözleri vardır diyor Allah-u Teala ve göremediklerini söylüyor. Kulakları vardır diyor, duyamazlar diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Yani A'raf 179'daki ifade gözlerin, kulakların ve kalplerin kapalı olduğu, işitemediği, duyamadığı, göremediği. Sebepler yok orada, sonuçlar var. A'raf 179 bir sonuçlar müessesesini getiriyor. Ama İsra 45 ve 46 sebepleri getiriyor. Onların gözlerinde diyor, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Aslında onların gözlerinde bu hicab-ı mestüre görmelerine engel oluyor. Kulaklarında vakra vardır diyor, seni işitemezler diyor. Kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. A'raf 179 sonuçları, İsra 45-46 sebepleri ifade ediyor. Ama bir başka ayet bir başka açıdan daha bakıyor. Hatta iki ayet. Birinci grup, birinci ayet iki bölümden oluşuyor, iki ayetten oluşuyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Yani onların kalpleri, onların kalplerinin idrak etme hastası mühürlüdür. Hastalar itibariyle giriyor devreye Allah-u Teala burada. Onların kalplerinin idrak hastası mühürlüdür. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir örtüyle örtülüdür. Onların sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Öyleyse burada hastalar üzerinden açıklama getiriyor Allah-u Teala.
İşitme hastası sem'i, görme hastası basar, idrak etme hastası fıkıh. Ama kalbin idraki söz konusu. Aynı standardı bir yerde daha görüyoruz. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Yani onların faydasız ilimleri sebebiyle onları dalalete bırakır diyor Allah Teala. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Onların diyor sem'i hastaları da mühürlüdür ve Basar isimli hastanın da üzerinde Kışavet adlı bir örtü çekilidir diyor. Aslında Araf 179'da göz, kulak ve kalp olarak 3 tane uzuv geçiyor. İsra 45-46'da idrakten, görmekten ve işitmekten men eden unsurlar verilmiş sadece. Hicab-ı mesture, ekinnet, ve vakra, hicab-ı mestüre, ekinnet, vakra olarak 3 tane engel sayılıyor. İsra 45 ve 46'da engellerin kendileri var. Araf 179'da sonuçları. Ekinnet isimli engelin sonucu nedir? İdrak edememek. Araf 179'unu vermiş. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Onların gözleri vardır, görememezler. Gözler içinde sonuç vermiş. Onların kulakları vardır, duyamazlar, işitemezler. Gene sonuç vermiş. Öyleyse sebepler İsra 45 ve 46'da, sonuçlar Araf 179'da. Hastalar ise Câsiye 23 ile Bakara 7'de. Ne diyor Allah Teala? Onların kalpleri vardır deyince kalpteki idrak hastasını kastediyor. Mühürlüdür diyor. Kalpteki, oradaki kalp kelimesi kalbin kendisinden
ötede bir mana ifade ediyor. Diğer ikisi vasıf şartı olduğu için orada da vasıf şartı kullanmış Allah-u Teala. Kalbi bir idrak merkezi olarak kalpleri vardır diyor. Ama mühürlüdür diyor. Yani kalplerinin idrak hassasının mühürlü olduğunu söylüyor. Onların yani kalp kelimesinin orada geçmesi fizik standartlarda bir kalbe değil. O kalbin bir hassasını ifade ediyor. İdrak hassası. Sonra idrak hassası mühürlüdür diyor. Ondan sonra semi hassasına geçiyor, işitme hassasına. İşitme hassası da mühürlüdür diyor. Ondan sonra görme hassasına geliyor, basar. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Öyleyse birinde uzuvlar açısından, ikincisinde görme, işitme ve duyma hastaları açısından, hastalarındaki engeller açısından, üçüncüsünde ise bunların sonuçları üzerinden gitmiş Allah-u Teala. Ya da daha derli toplu bir şekilde anlatmak gerekirse, Araf 179'da uzuvlar ve uzuvların çalışmadığı. Yani sonuçları. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, idrak etmez. İsra 45 ve 46'da sebepler verilmiş. Araf 179'daki sonuçların sebepleri. Gözler neden görmüyormuş? Hicab-ı mesture sebebiyle. Kulaklar neden işitmiyormuş? Vakra sebebiyle. Kalp neden idrak edemiyormuş? Ekinnet sebebiyle. Öyleyse Araf 179, uzuvlar ve sonuçları, İsra 45-46, uzuvlardaki o sonuçlara ulaştıran sebepleri ifade ediyor. Ama gerek Bakara 7, gerek Maide suresinin ...23. ayet-i kerimesi, hastaların neticelerini veriyor. Görme hastasının, işitme hastasının ve kalpteki idrak hastasının durumlarını veriyor. Hastaların durumunu. Uzuvların sebepleri, uzuvların sonuçları ve hastaların sonuçları olmak üzere üç ayrı ayette üç ayrı ifade kullanmış Allah-u Teala. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinin birbirine tam olarak paralel olduğunu görüyoruz. Birinde kafirleri, ötekisinde de
dalalette olanları anlatıyor. Ve çizdiğimiz skala üzerinde biliyorsunuz ki küfürden kurtulma noktası üçüncü basamaktır. Aynı zamanda bu dalaletten de kurtulduğumuz noktadır. Bütün güzelliklerin başladığı noktadır üçüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak, yani idraksiz olarak girerler. İdrakleri olsa o idrakin dizaynında olacaklar. Başlangıçta bilgi sahibi olmadıkları için elbette bilgiden de idrakten de yoksunlar insanlar. Kendilerini yaratan Allah'ın insanların büyük bir kısmı farkında bile değil. Hayatlarını çoğu insan boşuna geçirir. Allah'ın farkında bile olmadan, hatta bir takım insanlar şeytana tapanlar Allah'a düşman bile olarak, düşman olarak bile yaşayabilirler. İblis, şeytan, Allah'a düşman olanların başındadır. Allah'ın dostlarına da düşman olanların başındadır. O bütün insanların düşmanıdır. Ve sadece insanların mutsuzluğunu ister. Öyleyse şimdi bu başlangıç noktasından hareket ettiğimiz zaman nereye ulaşıyoruz? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bunun için görmüyor gözleri. Görme hastasının üzerinde ise, gözlerin görme hastasının üzerinde ise ayrı bir engel daha var. Gışavet var. Kulaklarda vakra var, işitme hastası mühürlü. Kalplerde ekinnet var, kalbin idrak hastası mühürlü. Gözlerin üzerinde görmeyi engelleyen hicab-ı mestüre var. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestüre var. Görme hastasının üzerinde ise kışavet var. Göz bir uzuvdur. Basarsa görme hastasının adıdır. Kalpte ekinnet var. Bu sebeple idrak edemiyoruz. İdrak edemeyenlerin kalpleri mühürlü. Kalpte ekinnetin olması söz konusu. Allah Teala ekinnet olan kalplerin mühürlü olduğunu, onların dalalette olduğunu, aynı zamanda da içinde ekinnet olan kalplerin kafirlere ait olduğunu söylüyor. Küfürdedirler diyor kalbinde ekinnet olan insanlar. Kalpleri mühürlü olan insanlar küfürdedirler diyor, dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar sağır, kör ve idraksiz. Oysaki gözlerimizin de, kulaklarımızın da, kalbimizin de Allah'a açık olması lazım. Hepsi kapalı.
hem de kalbimiz de mühürlü, kulaklarımız da kalbimizin idrak hassası da mühürlü, işitme hassamız da mühürlü, görme hassamız da üzerinde gışavet adlı bir perdeden dolayı görme imkanının sahibi değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda bütün hassalar, Allah'a açılması lazım gelen kapılar kapalıdır. Öyleyse o kişi bir dizayn içerisinde acaba ne yapacaktır? Nasıl bir davranış biçimi izleyecektir, sergileyecektir? Sadece bir tek şey yapacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ondan sonra Allah geri kalanı yapacak. O kişinin gıcavet adlı örtüsünü alacak. Gözlerin üzerindeki hicabı, mestureyi alacak. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alacak. Gışaveti aldığı zaman gözlerin görme hassası vücuda geliyor. Ve gözler görmeye başlıyor. Hicab-ı Mestur'e de kalbin mühürlü olması gibi işitme hassasının mühürlü olması gibi görme hassasının da bir mührü. Görme hassası da, işitme hassası da, idrak hassası da kişinin mühürlü. Allah Teala gözlerine onların basar isimli gözme hastalığı, görme hastalarının üzerine perde çekeriz. Yani görme hastalarını da mühürleriz diyor. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde, onun geleceğinde mutlulukları yaşamasını icap ettiren bütün sistemler kapalı, mühürlü ve ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala o kişinin gözlerinin de o kişinin görme hassasının da mührünü açıyor, idrak hassasının da mührünü açıyor, işitme hassasının da mührünü açıyor. İşitme hassasıyla idrak hassası için Allah Teala mühür kelimesini kullanıyor. Basar isimli görme hassası içinse mühür kelimesi yerine gene bir mühür standartında olan bir başka kelime kullanmış. Basar. Basiret de aynı kökten geliyor. Görme hassası. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, birinci ve ikinci basamakları aşmışız. Birinci basamakta yaşamışız olayları. İkinci basamakta da olayları yaşarken musibetlere tabi tutulmuşuz. Ama
Allah'ın yolunu engellememişiz. Engellemediğimiz için de Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilmişiz. O seçilenlerin arasında biz varsak, bundan sonra Allah'ın bizden beklediği bir şey var, Allah'a ulaşmayı dilememiz. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları Allah açıyor. Biz açamıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sadece üzerinde işlev yapılanlarız. İşlevi yapanlar değiliz. Bir dileğin sahibi olan insanın gözlerindeki hicab-ı mesture yani vakra alındıktan sonra onun da alındığı engel Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kulaklardaki vakra alınıyor. Kalplerdeki ekinnet alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda vücut bulan bu işlevler gerçekleşirse o kişi mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi üçüncü basamağa ulaşacaktır Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemezse hiçbir zaman üçüncü basamağa ve yukarıdaki basamakların hiçbirine ulaşamayacaktır. Hep ikinci kademede kalacaktır. Bu insanın daha üst kademelere ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın görme hastası da, işitme hastası da, idrak hastası da mühürlüdür. Kapalıdır. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın rahim esması o kişi üzerinde hüküm ferma olur. Yani kapıyı biz açarız. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açarız. Allah-u Teala'nın sistemleri derhal otomatik sistemleri devreye girer. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Bu kulağımızdaki vakranın alınması işitme hastamızın mührünün açılmasını ifade eder. Gözlerimizdeki gışaveti alır. Bu gözlerimizin ötesindeki engeli hicab-ı mestureyi devreden çıkarır. Nasıl kulaklarımızdaki mührü açtığı zaman kulaklarımızdaki vakra alınıyor. Nasıl kalbimizin mührünü açtığı zaman kalbimizdeki ekinnet alınıyor. Gözlerimizdeki görme hastası üzerindeki sistemi Allah Teala aldığı zaman gözlerimizin basireti basarı üzerinde Allah'ın koyduğu bir engel
görme hastasının üzerindeki engel, görmeyi engelleyen engel, bir gışavet isimli bir engel. Öyleyse başlangıçta kalbimiz mühürlü, kulağımız mühür, kalbimizin idrak hastası mühürlü, kulaklarımızın işitme hastası mühürlü, gözlerimizin basar hastası mühürlü. İki tanesi için mühür kullanıyor Allah Teala. Üçüncüsü için gışavet tatlı bir perde kullanıyor. Ama üçü de hastalar. İşitme hastası, idrak hastası ve basar isimli görme hastası. Bunlar açıldığı zaman kişi mutluluğa ehil olur. Onların açılmasıyla birlikte Allah Teala o kişiye ard arda derecat kazandırır. 5-6 dakika içinde o kişinin gözleri görmeye başlar, kulakları işitmeye başlar, kulakları duymaya başlar, kalbi idrak etmeye başlar. Aslında hepsinin idraki zihinle alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda Allah Teala bize derecat kazandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkese de Allah Teala bu işlevlerde, birkaç dakika içinde yaptığı bu işlevlerde herkese ayrı ayrı dereceler kazandırır. Çünkü Allah'ın burada bir muradı vardır. Onun sevaplarını günahlardan öteye ulaştırmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir. Hüsrandan Allah Teala onları derhal kurtaracaktır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki: Vel Asri, zamana and olsun ki, yemin olsun ki, innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından çok olanlar, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse amin olanlar hüsranda olanlar değildir. Sevapları günahlarından fazla olandır. Nasıl yapacak Allah Teala? O kişinin günahlarını örtecek kadar derecat verecek kişiye. Yani kişinin kazandığı derecelere sevaplarını sıfırlayacak olan değerden daha fazla bir değer verir ve o kişinin günahlarını böylece örter. Günahlarını sıfırlayacak kadar derecat verseydi sevaplarıyla günahları eşit olacaktı kişilerin. O takdirde o kişi aminu olamaz. Çünkü amin olanların kazandığı dereceler günahlarından fazla. Bu sebeple Allah-u Teala'nın
örtmesi, günahları örtmenin mutlaka ötesine geçmek durumunda. Bunları yaptığı zaman, o zaman Allah'a açılan kapılarımız artık açıktır. Gözlerimizle irşat makamına baktığımız zaman, onun anlattıklarından, söylediklerinden bir mürşit olduğunu anlar, onu mürşit gözüyle, mürşit olarak görmeye başlarız. Gene bunu anladığımız zaman kulaklarımız onun söylediklerini işitmeye, yani söylediklerinin manasına varmaya başlar. Ve kulaklarımıza ulaşan sözleri kalbimize indiririz. Ve kalbimiz Allah-u Teala ikindeti aldığı zaman yerine Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki ihbatı koyacağı için sözlerini idrak etmeye başlarız. İşte Allah'a açılan bütün kapılar, açılması lazım gelen ama mühürlü olan kapılar, üç kapıda açılmıştır. Görme, işitme ve idrak hassaları açıktır artık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hassalar mühürlü. Uzuvlarınsa üzerinde engeller söz konusu. Öyleyse bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada artık biz mutluluğa açılmış olan bir insanız. O ana kadar neydi durumumuz? Bir defa gideceğimiz yer mutlaka cehennemdi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi cehennemden kurtarmış oldu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir talepleri yoktur. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Neden gafiller? Kalplerinde ikinet var. İdrak edemedikleri için gafiller. Ve sonuç, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Neden? Göremiyorlar, işitemiyorlar, idrak edemiyorlar. Kör, sağır ve idraksızlar. İşte eğer cennet mutluluğu diyorsanız adına,
cennet mutluluğu sizin için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Allah ile direkt temasa geçmiş oluyorsunuz. Allah ile ilişkili konuları işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü onlar hüsranda olanlar değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennetin birinci cennet mutlak olarak hazırdır. Öyleyse cennet saadeti diyorsanız bir dileğiniz cennet saadeti için sizi ehil kılar. Herkesten farklı bir insan olarak yeni bir hayata başlarsınız. Ötekiler bu güzellikleri duymayanlar, bilmeyenler kör, sağır ve idraksız olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Ya da ölüler olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah-u Teala onlara işitmedikleri için, görmedikleri için, idrak edemedikleri için mezardaki, onlar mezardaki ölülerdirler diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki unsurlara dikkatle bakın. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kör, sağır ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulabilirler. Ötekiler hiçbir zaman kurtulamazlar. Allah-u Teala'nın beyanatı bu istikamette. Öyleyse görmeye, duymaya, işitmeye başlayan bir insan mutluluğun ilk adımını atmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dünya mutluluğu ona henüz açılmamıştır. O da başka insanlar kadar bu aşamada henüz mutsuzdur. Çünkü mutluluğu temin edecek olan şey nefsin tezkiye edilmesi, afetlerinden temizlenmesidir. Bu kişi afetlerden nefsini temizleyemediği sürece herhangi bir insan dünya mutluluğunu yaşayamaz. Dünya mutluluğunu yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin zikir adı verilen bir ibadetle, Allah'ın zikriyle yok olması gerekir. Azaldıkça artan bir şekilde mutluluğu yaşarsınız. Azaldıkça, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça yerlerini fazıllara terk ettikleri için azalacaklardır. Ne olur fazıllara terk ederlerse, şeytan fazıllara tesir edemez. Şeytanın kontrolünden, şeytanın sizi
yanlış yönlendirmesinden adım adım kurtulursunuz. Öyleyse bir neticeyle karşı karşıyayız. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz birbirinin tam zıttı, iki grup hasletlerle ve afetlerle dolu. Ruhumuz %100 hasletlerle, nefsimiz %100 afetlerle dolu başlangıçta. Ve devamlı bir kavga içindeyiz iç dünyamızda. Nefsimiz de ruhumuz devamlı çarpışma içerisinde. Bu yüzden mutsuzuz. Ama nefsimizin afetlerini azalttıkça mutluluğumuz adım adım ileriye doğru gidecektir. Bir denge içerisinde kulvara gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetlerle ruhumuzun kalbindeki hasletler birbirine eşit seviyededir. %100 dolu ikisi de. Ve dengede bir kavgayla hayat mücadelesine gireriz. Nefsin ordularıyla ruhun orduları eşit şartlardadır. Bu yüzden devamlı iç dünyamızda kavga vardır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını ister. Bu sebeple devamlı bir çekişme halindedirler. Nefsimizin afetlerindeki azalmalar, şeytanın nefsimize hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere tezhiri söz konusu olduğu için, adım adım afetlerin azalması, şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, azaltacak, azaltacaktır. Bir başka ifadeyle, Kur'an ifadesiyle, şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacağız, adım adım Allah'a kul olmaya yaklaşacağız. Yüzde üzerinden üstünlük hangisindeyse nefsimizde, Allah Teala onun kulu olarak kabul ediyor bizi ve nefsimizin kalbindeki afetler %100 ise kişi tamamen şeytanın tesiri altındadır. Şeytan ona devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ama o kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça, afetler oranında o kişi şeytanı kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Bu görüntü içerisinde ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri işlemediği için ruhumuz %100 Allah'ın kuludur. Nefsimiz de başlangıçta %100 şeytanın kuludur demek mümkün mü? Aslında görünüm öyle. Bu sebeple bir denge var. Neden %100? Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanın dediklerine teşnedir, adapte olmuş durumdadır. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister nefsimizdeki bütün afetler. Allah'ın emirlerini ise asla yerine getirmek istemezler. O zaman bir mutsuzluk dünyasında yaşarız. Hep içimizde kavga vardır. Dışımızdaki insanlarla kavgamız vardır. Allah ile olan ilişkilerimizde de devamlı derecat kaybederiz. Emirleri de yapmayız, yasakları da işleriz. Bu bizi üç alemde de mutsuz kılar. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, o zaman iç dünyamızda şeytanın hakimiyet alanını
nefsimizi sıfırlamış oluruz. %0 şeytan hakimiyeti ve mutluluk bütün boyutlarıyla o zaman bizim olur. İç dünyamızda mutlu oluruz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki savaş bitmiştir. Dış dünyamızda mutlu oluruz. Başka insanlarla alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştır. Ve Allah ile olan ilişkilerimizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir mutluluk dizaynı içerisinde hayatımız, yaşadığımız sürece dünya saadetini de içerir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman. Öyleyse hepinizin bu aşamaya ulaşmasını, nefsinizin kalbindeki nurları %100'e, fazlaları %98, rahmeti de %2'ye ulaştırarak nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurmasını sağlamanız önemlidir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sadece cennet mutluluğu değil, dünya mutluluğu da sizin olur. Daimi zikirde bu hedefe mutlak olarak ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz daha tamamlandı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer değilseniz sebebi başkalarında aramayın. Siz size düşeni yapmadığınız için mutsuzsunuz. Öyleyse çözümü Allah'ın yolunda arayın. Nefsinizin tezkiyesinde alayın, arayın. Başkalarına olan davranış biçimlerinizde onların ıslahatı istikametinde arayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.